Bergüzar, Koral, Halit Ergencimizin eşi değil mi? Geçen günde de Halit Beyciğim buradaydı. Yeni haliyle bir galadaydı dizisinde efendim. Tabii ki projeyle ilgili bir şeyler de konuştu, röportajımızı da yaptık. Neler söylemiş merakla bekliyoruz. Hadi bakalım. Zihinsel anlamda zordur mutlaka ama fiziksel anlamda zaten siz paylaşmıştınız. Evet, boğa bacaklarınızla evet. Onlara bile birçok yorumlar yapıldı. Yani tabii ki herkes, yani ben o yorumları görmemiştim. Çok yoğun çalışıyordum. Gerçekten görmemiştim. Sonra işte basın danışmanım söyledi. Ya acaba paylaşmasam mı? Ben hani şaşırdım çünkü hiç öyle algılanacağını düşünmedim. Hani bir şikayet diyormuş gibi algılandı. Yürekten söyleyebilirim. Şikayet değil de tamamıyla hani o backstage, o arka planı biraz daha göstermekti niyetim ama herhalde ben bir hata yaptım. Herhalde ifade edemedim kendimi, bilmiyorum. Çok yanlış anlaşıldı. Üzüldüm. Evet, üzüldüm. Sarışın olarak da keskin bir karar verdiniz aslında. Evet. Halit Bey sizi ilk gördüğü zamanki tepkiler çok beğendi, biliyor musunuz? Yani ben hani böyle kesin a filan, gerçi kötü bir şey demezdi, iş için oldu. Belki özel hayatıma yapsaydım hani şey yadırgayabilirdi ya da daha farklı bir tepkisi olabilirdi. Ama Halit beğendi. Bir de şey, gören herkes şey diyordu. Ay sanki hep böyleymişsin gibi. Sanki hep sarışmışsın gibi. Ben de şaşırdım. Yani ben bayağı sektöre o siyah uzun saçlarımla girdim yani. Hani ben sarışın olduysam bence herkes olur. O yüzden ben seviyorum şu an. Çocuklar nasıldır? Çok şükür büyüdüler. Keşke göstersem fotoğraflarını. Han 4 yaşında oldu. Ali 14 yaşında oldu. Benden uzun. Leyla da 2 yaşında oldu. Ondan sonra onlarla zaman dolu dolu geçiyor. Çok eğlenceli geçiyor. Neler değişti efendim hayatınızda? Zaten sizlere bir 7 yıllık aranız olmuştu. Evet. Neler değişti? Aslında çok şey değişmedi. Yani Ali ile de çok yoğun zaman geçirdiğim için tabii ki artık hani çok daha dolu dolu onlarla geçiyor zaman. Ama şunu da gördüm, yani 3 çocukla da çalışabiliyormuşum. Çok korkmuştu gözüm başta. Bizim büyük oğlumuz, hep zaten röportajlarımda da söylerim. Müziğe çok küçük yaştan itibaren çok büyük bir ilgisi var. Ve okumak istediği okul oradaydı. Hani biz onu yatılı bir okula göndermeyi tercih etmedik yaşı daha küçük olduğu için. Ve biz onun da isteği doğrultusunda, onun ilgi alanı ve yeteneği doğrultusunda orada bir alan açtık ona. Deniyoruz şu anda. İnşallah istediği okula girer. Tabii o istediği konserleri izleyebiliyor, oyunlara gidiyor, müzikalleri izliyor. Onun için çok besleyici bir ortam oldu. Burada da hep takip ederdi yurt dışı festivallerini. Tabii o okula giderken diğer küçükler de orada okula gidiyor. Ben de onların yanındayım. Ama tabii ki yani Türk'üm yani ve ülkemi çok özlüyorum tabii. Londra'ya yerleşen birçok oyuncumuz da var ama komşuculuklar başladı mı? Özellikle ziyaretler size soranlar olmaya başladı mı? Daha yok. Hiç oyuncuyla karşılaşmadım. Hiç karşılaşmadım. Bir de çok yoğun geçiyor ya zaman, yani keşke olsa ne güzel olur, komşuculuk yaparız. Kerem Bursin'le akrabalığınız var mı? Kerem Bursin'le? Evet. Anne tarafından bir akrabalığınız olduğunu ben duydum daha doğrusu. İrem Derici ile var. Ama akraba değiliz. Benim kuzenimle onun kuzeni evli. Kerem'le şöyle çok eskiden 2006 yılında, yani annesi benim ablamın çok yakın arkadaşıydı. O zaman Kerem oyunculuk okuyordu galiba ya da oyunculuğa başlamıştı Amerika'da. O zamandan tanıyorum Kerem'i ama akrabalığımız yok. Yeni dizisi Düğüm'ün gala gecesinde kameralar karşısındaydı. Çok özlemiş olduğumu fark ettim Bergüzar'ı ve yani saç çok değiştirmiş gerçekten. Güzel olmuş ya, ben evet. Okeyim yani, sıkıntı yok. Kısa saç zaman zaman böyle kullanırdı ama onu biliyorsun beline kadar upuzun simsiyah saçları da bambaşka bir tip. Halit Bey ne dedi acaba ya, merak ediyorum. Anneleri ne dedi? Ay şey, anneleri evet. Diyorum, çocukları ne dedi acaba? Ama yani proje için normal Ebru. Bir taraftan da bak 3 tane yavrusunu büyüttü etti falan, ikisi de aynı anda sete çıktılar. Helal olsun. Kolay iş değil. Hiç helal kolay iş değil. Bravo. Helal olsun. Bravo. Çok da güzel olmuş. Onları görmek çok güzelmiş. Ama siyah tabii saç mı, sarı saç mı sence? Siyah sarıyı bir kenara bırak. Uzun saç. Uzun saç diyoruz. Bizim her zaman favorimizdir. Evet. Ebru'cum. Ya ben de bu haliyle belki alıştığımız için, işte ben de ara ara biliyorsun saç denemeleri yapıyorum. Hiç bu kadar radikal olmasa da. Hemen sonra gene eski halime dönmeye çalışıyorum. Eminim o da yakında böyle bir deneyip hevesini aldıktan sonra dönecek. Mesela... Zor. Sarı saçı tutmak zor. Bilir hanımlar. Diplerinden kendi saçların çıkıyor. O sarıyı tutmak çok kolay olmuyor. Akıyor, renk değişiyor falan. Tabii. Onda görüntüler, elbisesine ne diyorsun? Kıyafetini hemen orada hazırlıyorlar, değişik görüldüğü gibi. Değişik. Evet. Yani tabirim budur. Çok güzel ama fıstık gibi görünüyor. Evet, sevgiler. Evet. Ama o mesela o uzun saça bu renkte çok gider mi gitmez mi onu da bilemiyorum ama neyse güzel. Yani sonuçta kökü onda uzar. Evet. Şimdi bak burada elbiseyi düzeltiyorlar birazcık. Çünkü az sonra kameralar karşısına çıkacak. Bu böyle aslında. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Biz bunu burada yadırgamamalıyız. İşte o kırmızı halıları veriyoruz. İşte Oscar ödülleri, işte BAFTA ödülleri, filmler, tuvaletlerle giriyorlar. Her birinin arkasında işte bu arkadaşın yapmış olduğu gibi asistanı, kostüm dizaynere vesaire o elbiseyi diken kimse öyle iyi görmek istiyor onu ve arkasında onu taşıyor. Tabii. Giydiren, taşıyan, yerleştiren, poz verirken karşıdan duran. Çünkü bu yani basına çıkıyorsun ve bunlar hani o anlık ömür boyu sende kalacak fotoğraflar oluyor yani. Kesinlikle. Ve basında. Dolayısıyla da en iyi halimle çıkmak hakkıdır. Ben hiç yadırgamadım çünkü sosyal medyada biraz konuşuldu bu konu. Niye? Yadırgan olmuş da ne yapılıyor orada vesaire, niye kendi düzeltemiyorum gibi. Hayır efendim, o karşıdan bir göz çok önemlidir. İşte böyle de mükemmel bir görüntü çıkar ortaya. Bence şahane olmuş, hayırlı uğurlu olsun.